Şimdi acı bir dur Allah şu aşkına. Benim Ocak'tan bu yana attığım tweetler. Kalınlığına bakarsanız 3'te 2'si Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık döneminde Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için attığım tweetler. O elinize tuttuğunuz, evet, kaldırdınız. 3'te 2'si. Bu seçilsin diye. Tabii de Ocak'tan bu yana attığım tweetleri söylüyorum. Bunun içinde birkaç tane okur musunuz? Destek mi var? Mesela geliyor gelmekte olan demişim. Aday olduktan gidiyor sonra. Gidiyor gitmekte olan. Hı. Aday olduktan sonra adaylığına karşıydım. Kendisiyle görüştüğüm halde. İşte yani bir gün yazmışım, uyuyamıyorum, delirmek üzereyim. Niye 21 Mayıs'ta. Niye deliriyorsun? İki turda. Çünkü hayır, oğlum sinir krizi geçirdi. Seçimden sonra ilk turunda. Sinir krizi geçirdi. Yani benim oğlum 20 yaşına girmek üzere. Hı. Sinir krizi geçirdi. Çünkü çevresinde hiç AK Parti'ye oy veren, Cumhurbaşkanı'na oy vereceğim diyen insan görmüyor. Bilkent. Bu nasıl oluyor diyor, öyle mi? Bu ya, o kadar üzüldüm ki 1,5 saat boyunca benim oğlum sinir krizi geçirdi. Duvarlara vurdu, ağladı saatlerce, hıçkıra hıçkıra. İşim titredi. Yani Kemal Bey'in buna hakkı var mıydı? Kendisine de gittim seçimlerden önce. Barış Bey, 1,5 yıl önce. Beni partiden ilk atmadan önce. 1,5 yıldır benimle görüşmüyor. Telefonlarıma dönmüyor hiçbir şekilde. Mektup yazıyorum, mail atıyorum. Hiçbirine dönmüyor. Bolu'daki seçim sonuçlarını birebir bildirdim kendisine. %30.4 oy alacaksınız dedim Muharrem İnce varken. Muharrem İnce gittikten sonra 31 aldı. Artı eksi 3 puan yanılırsam dedim, elinizde bulunsun bu mektup, siyasete bırakacağım dedim. Beni ilgilendiren bir seçim miydi? Normalde CHP'den atılmış biri olarak. Ama buna rağmen ben siyasi iddia koydum. Artı eksi %3 yanılırsam dedim, ciddi bir firmaya anket yaptırdım dedim. Sonuç bu çıkıyor dedim. Ama aday olduktan sonra tamamında bunların Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ülkeye nasıl faydalı olacağını içeren tweetler var. Sayın Erdoğan'ı eleştiren tweetler var. Ya bağrımıza taş bastık. Kendisine şunu söyledim aynen Barış Bey. Hı-hı. Dedim ki %51 şansımız var efendim sizler dedim. Kayseri'de belediye başkanları toplantımız vardı. Onun öncesinde Ankara'ya uğradım. Genel başkanın özel kalem müdürüne tesadüf geldi. Görüşmek ister misiniz dedi. Vakti varsa görüşelim dedim. Bana kendisi sordu, nasıl gidiyor siyaset? Efendim sizinle %51 şansımız var. Riske atmaya gerek var mı dedim. Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının %80-90 şansı var. Bırakın onlardan biri seçilsin. Yeni sistem izin veriyor. Yetki ise devretsin. Siz yönetin bu ülkeyi. Yani şu kadar bakanlık size bağlansın. İşte şu kadar bakanlık Sayın Akşener'e bağlansın. Riske atmayalım. Riske atılacak bir seçim değil dedim. %51 risktir dedim. Kendisine ifade ettim. Ama tüm bunlara rağmen kendini aday yaptırdı. Yani altılı masa kuruyoruz. Hepimiz eşit oy hakkına sahibiz. Benim oyum %25, seninki %1. Eşit oy hakkına sahibiz. Sonra ben diyorum ki dördünüze, Meral Hanım hariç, birer Cumhurbaşkanı yardımcılığı garanti ediyorum, birer de bakanlık garanti ediyorum. Şimdi siz oyunuzu kimden yana kullanırsınız? Garanti eden de. Akşener'de hiçbir şey vermiyor. Onarda milletvekilliği veriyorum. Siyasi rüşvet dediğim bu. Dur. Ondan sonra 38 tane arkadaşı Barış Bey'in de karşı olduğu tüzük kurultayında birlikteydik. O tüzük sayesinde 38 tane badem bıyıklıyı, 4 tane de sermayenin patronu olan Rıfat Sarcıklıoğlu'nun, hani biz emekten yanaydık ya, emek sermaye çelişkisinde emek galip gelirdi ya, öyle değilmiş. 4 tane bize şu anda milletvekili dayattı. Bir tanesi Bol'dan olmak üzere. Tek tek sayarım. Saydmıştınız daha önce. Onun için mi MHP'liler oy istedin? Bizim İsmail diye. Biz, MHP'lilere oy istemedim. Bize vermeyecekseniz dedim, AKP'ye vereceğinize MHP'ye verin dedim. Bu bile tek başına partiden atılma gerekçesi. Yani ne gibi? Ben kendime oy istiyorum. Partime oy istiyorum. Artı MHP'ye istiyorum. Elim gitmezse diyor, AKP'ye vereceğine MHP'ye ver kardeşim diyor. CHP Bolu İl Başkanı Ersan Türkoğlu hatırlatmış. Ben de Google'dan buldum. Bu önemli. Ne siz adayken mi yaptınız? Bir dakika hacı. Bir dakika. MHP milletvekili. Aha. İsmail Akgül için seçim kampanyasının isim babası da Tanju Özcan olmuş. Bizim İsmail diye. Öyle mi? E tabi. Şöyle oldu. Doğru mu? Şöyle. Doğru işte, gazeteden de buldum baktım. Bol Ekspres. Anladım ben. Yani bu bile Bey, tek şey başına partiden atılma gerekçesi. Bu parti suçu mudur? Parti suçudur tabi canım. Doğrudan atılma gerekçesidir. Meral Akşener'e gitti. Altın masadan ayrıl dedi. Müsaade eder misiniz? Sıra bana gelince ben de konuşacağım. Önemli konu, anlatayım. Şimdi bir basın toplantısı düzenliyorum. Elbette dedim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyorum dedim. Bir gazeteci dedi ki, sabah kahvaltı etmişiz. Bu milletvekili seçimlerinde tabii mi? Tabii tabii. Bu seçimde reisi yani. Oy bu seçimde mi? Reisi oy vereceğim, evet, ama AK Parti ile MHP arasında kararsın dedi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyorum dedim kamuoyundan. Ve sizlerden dedim, basın mensuplarına.
Elimiz gitmezse dedi. Kardeşim elin gitmiyorsa o zaman dedim. AK Parti'ye vereceğine dedim. Bizim genelmiş İsmail'e. Adaylara vereceğine dedim. Git mesela dedim bizim İsmail'e ver dedim. MHP adayına. Hı. Örneğin. Şansı vardı. Kendisi söylüyor işte. Söyledim canım. Ya, söyledim. Ya Tanju Özcan Allah aşkına sen il başkanlığı yaptın, milletvekili yaptın. Bir CHP'nin oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı MHP'li birine nasıl oy ister ya? Ya ama AKP'ye bu... vermeyeceksiniz MHP'ye verin dedim. Bunda bir şey yok. Yani AKP... Ya olur mu böyle AKP şey ya? AKP çıkar? Sen önce. Eğer Cumhuriyet Halk Partiliysen senin görevin, ya görevin ikna etmek. İkna sana etmektir. İyi Parti'ye vermeyeceksin. O zaman sandığa gitmesin canım. Mecbur mu gidip MHP'ye oy ver diyorsun? Ya bu bile tek başına ben Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olsam bu sözlerden sonra Tanju Özcan hakkında partiden kesin ihraç istemiyle soruşturma ya, açarım. Yeniden açılması lazım zaten. Evet açılsın, bence de açmaları lazım. Açılsın. Parti suçu Meral mudur değil midir tüzüğe göre? Meral Akşener'e gidiyorsun. Neydir efendim? AKP'ye mi oy ver deseydin? Ya MHP senin ortağın mı? Ya AKP benim ortağım mı? MHP Cumhur İttifakı'nın AKP ortağı. AKP iki tane çıkar. Canım MHP bir tane ne? Çıkarsın. Bir bir vallahi, çıkarsın. Bravo ne diyeyim ben? Allah Allah ne diyeyim? Sana vermeyeceğim diyor CHP'ye. İyi Parti'ye vermeyeceğim diyor. Git o zaman AKP'ye mi ver deseydim? MHP'ye ver demiş. Ya ne fark ediyor ha AKP, ha MHP? Hepsi aynı havuz. Başkan benim. Bak başkan asın açık açık anlatıyor ama şimdi Allah var. Meral Akşener'e gidiyorsun bir şekilde anlatıyor yani. Yaptım tedbiri diyor. Olarak disipline verilmiştim bir yıl önce. Dedim ki bakın abla ben katip üyeliğini yaptım. Sen o zaman milletvekili değildin. Katip üyeliğini yaptım. Odalarımız yan yana. Abla dedim bakın bu ittifaktan zarar göreceksiniz kalk. Çünkü İyi Parti bizim müttefikimiz sonuç itibariyle. Anti Erdoğan'cı bir parti. Dedim ki Sayın Kılıçdaroğlu aday olacak. HDP kayıtsız ve şartsız Sayın Kılıçdaroğlu'na destek verecek dedim. Bu bizden ziyade dedim. CHP seçmeni alıştı çünkü. HDP ile kol kola yürünüyor denmesine. 22 ile 25 bir oy alırız dedim. Ama asıl darbeyi siz yiyeceksiniz dedim. Barış Bey haksız mıyım? %8 alacağını %18 almış bir İYİ Parti olsaydı şimdi parlamentoda. Meral Hanım masadan kalkmasaydı biz bu seçimi kaybetmezdik. Tanju Hocam sen de biliyorsun. Ya Allah'ını seversen. Meral Hanım, Meral Hanım'ın masadan kalkması. Meral Hanım'ın bu masadan kalkması. Meral Hanım'la Tanju Başkan arasında yapılan bu özel görüşme nasıl sızdı? Ben söylüyorum. Ha tamam. Kendi tamam. Bu arada masadan kalkma şey sorusu kaldı. Hayır, masadan kalkma. Onu bir söylesin. Yok, Barış'ın söyledi. Televizyonda anlattı canım. Aynen. Televizyonda anlattığı için hatırlatıyorum. Masadan kalkmadan çok önce yapılmış bir konuşma. Gelse anlattı ya. Eylül ayında yapılmış bir konuşma. Reklamdan sonra ben herhalde konuşayım. 2022'nin Eylül ayında yapılmış bir konuşma. Tanju Başkan soruya cevap vermedi. Sayın Akşener'de, herhangi bir yorum yapmadı. Hakkını yiyemem. Şöyle bir şey yapalım. Ama HDP ile ettik milliyetçi, PKK'nın sözü HDP'nin kuyruğuna takılırsan senin milliyetçiyim diyen ortağın en büyük zararı görür kardeşim. Hı. Olayın Türkçesi bu.